Arkası yarın. Anadolu, çile dolu. 6. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj kardeşi Mürtaza ile yalnız kalan Ahmet, mal mülk düşkünü amcası Bekir'in elinde kalır. Karın ve tipinin bastırdığı bir gün annesinin mezarını ziyareti giden Ahmet, dönüşte tipiye yakalanır. Donarak öleceği sırada köylüsü Mahir Ağa Ahmet'i kurtarıp evine götürür. O günden sonra Ahmet, Mahir Ağa'nın evinde kalmaya başlar. Mahir Ağa'nın Salih adında güzel bir kızı vardır. Bir zaman sonra Ahmet ile Salih'a arasında bir sevgi oluşur. Fırsat buldukça gizlice buluşup konuşurlar. Bu konuşmalardan birinde Salih'a'nın annesi iki genci birlikte yalnız olarak görünce Ahmet'i evden kovarlar. Bunun üzerine Ahmet, kardeşi Mürteza'yı amcası Bekir'e emanet ederek İstanbul'a gider. Niyeti, çalışıp para kazandıktan sonra kardeşi Mürteza'yı da yarına almaktır. Bir süre sonra bir inşaatta iş bulur. Otelde yatıp kalkan Ahmet, birinin yardımıyla inşaat bekçisinin yanında kalmaya başlar. Selamun aleyküm Hasan dayı. Ve aleyküm selam Rüstem. Dayı, senden bir ricam var. Bu çocuk garip, kimsesi yok. Sirkeci'de bir otelde kalıyormuş. Fukaranın aldığı yevmiye ne ki? Otele mi versin, yola mı versin, yemeğe mi versin? Burada senin odanda kalamaz mı? Vallahi bilmem ki. Hem sana can yoldaşı da olur. İyi, yatsın o zaman. Hay Allah razı olsun Hasan dayı. Ahmet, öp bakalım dayının elini. Paydostan sonra da otele gider, hesabını kapatır, bavulunu alır gelirsin. Allah senden razı olsun Rüstem ağam. Cümlemizden razı olsun. Sonuçta hepimiz insanız, gurbetteyiz. Birbirimize yardım etmeyeceğiz de kime edeceğiz? Aferin Ahmet, çayı güzel demlemişsin. Afiyet olsun Hasan dayı. Sen ne zamandan beri bu inşaatın bekçiliğini yapıyorsun? 4 yıl oldu. Hep buradayım evlat. Bir ailen, evin, barkın yok mu ki hep burada kalıyorsun? Olmaz olur mu? 3 tane çocuğum var. Bekçi olduğum için çaresiz gece gündüz burada kalıyorum. Arada sırada da gidip ailemi görüyorum işte. Hayat imkanları kısıtlı olanlar için çok zor be dayı. Zor ki ne zor evlat. Neyse şimdi sen anlat bakalım. Ta Sivas'tan kalkıp neden geldin buralara? Seninkisi zulümden kaçış. Benimkisi ise yokluktan kaçış. Kardeşini yanına alacak kadar para biriktirebildin mi bari? İşte yemiyor içmiyor, elime geçeni saklıyor. Sende kağıt var mı Hasan dayı? Var, ne yapacaksın ki? Emmime de bir mektup yazayım. İçine de kardeşim için biraz para koyayım.
Mektup kimden herif? Ahmet'le. Aç da oku bakalım ne yazmış. Olur. Vay, mektubun içinden para çıktı kız Hayriye. Amanın kaç para? Dur bakayım şöyle bir sayayım bakayım. 10, 20, 30. Tam 30 milyon. Mektupta ne yazmış? Bakalım şimdi bir okuyayım. Pek kıymetli emmim, evvela selam eder, gulden nazik ellerinden öperim. Elif yengemin ellerinden öperim, Murtaza'nın da gözlerinden öperim. Beni sorup sual edenlere de selam ederim. Daha taşı selamdan başka bir şey yazmamış mı? Dur be, sabret hele, okuyoruz işte. Emmi, mektupla beraber sana 30 milyon lirada para gönderiyorum. Murtaza'ya bir cızlavet lastik papuç, bir de pantol al. Şekerleme almayı da unutma. Ceplerini ağzına kadar şekerle doldur ki canı istedikçe yesin ola. Bak bak kardeşin de nasıl düşünüyor ha. Görüyorsun değil mi Hayriye? Ha, cebine 1 milyon koy, param var diye sevinsin. Satırlarıma son verirken baki selam eder, acele cevap beklerim. Yeğenin Ahmet. Hepsi bu kadar işte. Hele şuna bak. Hem para gönderiyor hem de nasıl harcayacağımızı söylüyor. Kardeşine cızlavat pabuç, pantol, şeker alacakmışız. Ya boş ver, sen onun ne yazdığına ne bakıyorsun be? Bir kuruşunu bile harcamam onun kardeşine. Evimizde yiyip içtiği yetmiyor mu be? Hadi taze simit, çıtır çıtır. Akşam simidi bunlar. Hakan, bak ne diyeceğim. Yarın izin günü. İstanbul'u bilmiyor. Seninle buluşalım da üzerime gelecek bir şeyler alalım. Ne dersin? Olur. Öğleden sonra simitlerim bitiyor. Gelir seni alırım. Hadi bakalım kaza, gel kaza, böyle kaza bulamazsınız pabuçun 10 lira başına. Burası neresi Hakan? Bit pazarı. Bit pazarı mı? Yani bit mi var burada? Sen de amma kıyaksın ha. Bitin işi ne burada? Adı öyle. Eski, az kullanılmış her şey satıldığı için öyle demişler buraya. Hay Allah. Ben de hakikaten bitti sanmıştım. Bakma sen adına. İstanbul'un ne kadar fakir fukarası varsa evini buradaki kullanılmış eşyayla doldurur. Üstünü başına hep buradan alır. Desene İstanbul'un fakiri zengininden bol. Oo, hem de nasıl. Bütün Anadolu köylüsüyle kasabalısıyla bu şehirde. Gel hadi şu dükkana girelim de sana giyecek bir şeyler alalım. Peki. Nasıl oldu Hakan, yeni elbiselerim yakıştı mı? Acayip güzel durdu. Yeşilçam artistlerini geçtin ha. Sahi mi? Mis mis. Ceket de, pantolon da, gömlek de çok yakıştı valla. Teşekkür ederim. Gel hadi bizim eve gidelim. Annem de görsün seni. Annene benden söz ettin mi? Ettim tabii. Bizi yemeğe bekliyor. Fakir sofrası ama idare edeceksin artık. Estağfurullah Hakan. Ben zengin miyim ki senin sofran fakir sofrası olsun? İstanbul'a... Ahmet bu anne. Hoş geldin oğlum. Bizim evde devamlı senin sözün ediliyor. Hakan seni çok seviyor. Ben de Hakan'ı çok seviyorum teyze. Yemekler hazır. Karnınız açsa sofraya oturabilirsiniz. İnan kurt gibi acıktık anne. Yiyebiliriz. Tamam, siz oturun, ben yemekleri getireyim. Keşke dışarıda birer simit yeseydik. Anacığına da zahmet veriyoruz ya. Ne zahmeti? Sen olmasan da yiyecektik zaten. Baban nerede? Babam yok.
Hapiste. Hapiste mi? Ne yaptı da hapse düştü? Kanunlarda suç diye yazılı olan ne varsa her şeyi yaptı. Dolandırıcılık, adam yaralama, hırsızlık. Daha sayayım mı? Yaptığı şeyler doğru değil ama yine de bir baban olduğu için şükretmelisin Hakan. Benim ne anam ne de babam var. İnsanın bir babasının olması güzel şeydir de, baba var, bir de benim babam gibileri var. Evine, karısına, çocuklarına bakmayan, her türlü kötü işleri yapan, benim sattığım simit parasına bile göz diken. Şimdi ben buna ne diyeyim ki? Olmaması olmasından daha iyi bence. Evet. Oh, eline sağlık Kadriye teyze. Ne zamandır ev yemeği yememiştim. Afiyet olsun. Neden köyünü bırakıp da bu insan yığını şehre geldin be evladım? Mecbur kaldım be teyze. İnsanın anası babası ölüp de küçük kardeşiyle bir başına kalırsa ne yapabilir ki başka? Rahmetli babamdan kalma bir tarlamız vardı. Onu da emmim aldı elimizden. Az önce bir kardeşim var dedin. Onu kime bıraktın? Un, bulgur karşılığında emmime bıraktım. Arada sırada da para gönderiyor. Biraz para biriktirdikten sonra yanıma alacağım onu. Ne diyeyim, Allah yardımcın olsun oğlum. Hakan, para ver bana. Yarın hayırsız babanı ziyarete gideceğim. Bu sefer vermeyeceğim anne. Dün zabıtalar arabayı aldı. Simitçi fırını yeni araba verdi ama kazancımdan kesiyor. Eyvah, parasız gidersem ağzına geleni söyler milletin içinde. O zaman sen de gitme. Hem hapisteki adamın para neyine? Devlet yiyeceğini içeceğini veriyor. Neyse ben kalkayım artık. Yemek için sağ ol Kadriye teyze. Afiyet olsun. Bu saatte eve gidilir mi Ahmet? Otobüs bulamazsın. Bizde kal, yarın sabah birlikte çıkarız. Bilmem ki, size yük olmasam. Kal oğlum, ne yük olacaksın? Yere bir yatakta senin için atarız. Dur ben içeriden yatak getireyim. Kadriye teyze. Efendim oğlum. Şu 20 milyonu alır mısın? Ne yapacağım bunu? Yarın. Kara kara ne düşünürsün be Şahin ağam? Derdimi bilmez gibi sorarsın Kahya. Bu yörenin en zengin, en güçlü ağasının bir erkek çocuktan başka ne derdi olabilir ki? Allah büyüktür ağam, belli olur mu? Olsaydı bugüne kadar olurdu Hüseyin. 6 kere evlendim. Bir tanesi bile bir çocuk doğuramadı. Onca mal mülk, para pul ben öldükten sonra kime kalacak? Soyadımı kim sürdürecek? Dert etme be Şahin ağam. Olmazsa bir oğlan çocuğu bulur, evlat alırsın. Bunu nicedir ben de düşünüyorum ama nerede? Adıma, unvanıma layık yiğit bir çocuk nasıl bulurum? Benim aklıma biri geliyor ama bilmem ki. Kim? Murtaza diye bir çocuk. 12 yaşında ama yaşından büyük gösteriyor. Peki kimin nesiymiş bu oğlan? Sahibi yok mu? Anasız babasız bir garip. Bir ağabeyi var, adı Ahmet. O da çalışmak için İstanbul'a gitmiş. Oğlana emmisi Bekir bakıyor. Hangi Bekir bu? John Bekir derler bir adam. Aman Allah'ım. 3 kuruş için babasını bile satan vicdansız biridir o. Murtaza dediğin o oğlan onun yanında mı şimdi? Evet. İyi de 12 yaşında bir oğlanın bana layık bir yiğit olduğunu nereden biliyorsun Hüseyin? Bir kere her yönüyle sana çekmiş ağam. Kavgacı, öfkeli, hırçın, gözünü daldan budaktan esirgemeyen biri. Cebinde çakı taşıyor. Ters bakan birini görmesin. O saat tepesine biniyor. Yok ya. O yaşta köylünün yüreğine korku salmış ha. Görme, felaket bir şey. John Bekir'in yeğeni dedin değil mi? Evet ağam. Hem de yetim. Çöpsüz üzüm. İyi, gidip görelim şu oğlanı bakalım. Gözüm tutarsa, kanım kaynarsa Bekir'den alırım çocuğu. Verir mi bilmem. Verir verir. Ben isteyeyim de sıkıysa vermesin.
Vay! Şahinam, hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin, buyur buyur. Ne var ne yok Bekir efendi. Köyünüzden geçiyordum, bir uğrayıp hatırını sorayım dedim. Sağ ol ağam, keşke evime gelseydin de sana bir şeyler ikram etseydim ya. Alacağım olsun, bir günde evine gelirim. Lan Murtaza, yan gelip yatma düveni sür, gelirsem yanına çiğnerim seni ha. Tamam tamam. Bekir. Hı. Bu Murtaza dediğin oğlan da kim? İlk görüyorum. Ah şey, rahmetli kardeşimin oğlu ağam. Bunun da bir ağabeyi vardı, o İstanbul'a gitti. Bunu da benim başıma bıraktı. Beylesin, yetim işte, atsan atamazsın, satsan satamazsın. Madem başına kaldı, sevabına bana ver onu. Görür görmez sevdim keratayı. Sahi mi ağam? İyi ama onu komşu ne der sonra? Bekir bir yeğenine bakamadı deyip yüzüme tükürmezler mi? Ağır zavur etme Bekir. Oğlara nasıl baktığın ortada. Ne üstünde var ne ayağında. Allah bilir karnını bile doyurmuyorsundur. Öyle deme ağam. Biz ne yiyorsak o da onu yey. Kes. Bana olan borcunu silerim. Ayrıca 500 milyon da emmilik hakkı vereyim sana. Hayır dersen... Onu da gayrı sen bilirsin. Tamam ağam, sen nasıl istersen. Allah sana uzun ömürler versin ağam. Al bakalım şu parayı da. Tam 500 milyon. Sağ ol ağam, Allah tuttuğun altın etsin. Lan Murtaza! Murtaza diyorum! Ne var? Gel lan buraya gel. Geldim. Bak hele, Şahin ağam sana ne diyecek? Ne diyeceksin ağam? Murtaza oğlum. Seni yanında götüreceğim. Nereye götüreceksin ki? Evimize. Temelli mi? Temelli. Niye? Benim hiç evladım yok da ondan. Peki bir daha düven sürmeyecek miyim? Oğlum ben ay. Bundan böyle artık sen de ağaoğlu olacaksın. Hiç ağaoğlu düven sürer mi? Peki ya İstanbul'daki abim ne olacak? O da senin oğlun olacak mı? Tabii olacak. Onu da İstanbul'dan getirteceğim. İyi o zaman, senin oğlun olurum. Madem öyle, hadi bakalım. Atla atımın terkisine de evimize gidelim. Kara kara ne düşünürsün be Ahmet? Az önce çavuş şu duymadın mı Rüstem ağa? İnşaattaki iş bitmiş. Yarından itibaren işsiz kalacağız. Bu işler böyledir aslanım. Sür git aynı yerde çalışamazsın. Adam inşaat işine girer, bitirince senin işin de biter. Peki ne yapacağız? Memlekette inşaat işi mi yok? Gidersin o işsizlerin kahvesine iş beklersin. Bugün olmazsa yarın biri gelip alır götürür seni. Ya sen ne yapacaksın? Sen de kahvede gidip iş mi bekleyeceksin? Hayır. Memleketimi, hanımımı, çocuklarımı özledim. Bir zaman gidip onlarla kalacağım. Ya sen? Ben fazla para kazanamadım Rüstem ağam. Benim amacım kardeşim Murtaza'yı yanıma almaktı. Ama daha burada kalacağım bir evim bile yok. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğim. Madem öyle Allah yolunu açık etsin yeğenim. Sen iyi, temiz süt emmiş bir delikanlısın. İstanbul'un haramı çoktur. Kendine mukayyet ol. Anadolu Küle Dolu adlı oyunun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.